Haydi Türkçe konuşalım programına 500 civarında gençle başladınız. 250 civarında gençle başarıyla tamamladınız. Bu rakam gerçekten çok takdire değer bir rakamdır. Kitlesel hareketlerde önce bir heyecanla başlanır. Fakat daha 2-3 hafta geçmeden ciddi anlamda eksilmeler başlar. Ve çoğu zaman işin sonuna gelindiğinde hakikaten yani şu iki elin parmakları kadar adam ya bulursunuz ya bulamazsınız. Dolayısıyla sizin sürdürülebilirlik bakımından ve ilgiyi canlı tutmak bakımından faydayı hissettirmek ve bizzat faydayı muhatabının fark etmesi bakımından çok başarılı olduğunu söyleyeyim. Manas Üniversitesi'nin birliğine, beraberliğine, huzuruna da çok ciddi katkı sağlayan bir projesiniz. Projesiniz aslında siz. 250 insanın başından bu yana bu davranışla gelmesi, bu küçük bir rakam değil ki. Üniversitemizde 20'de 1'e denk gelir neredeyse. Hadi diyelim ki 22'de 1'e denk gelir. 22'de bir öğrencinin bu iklimde ve bu tutumlu olması bütün üniversitenin davranışını etkiler. Nitekim bakın üniversitemizde çok şükür bir eğitim öğretim yılı daha bitirdik. Ciddi hiçbir olumsuzlukla karşılaşmadan ve bizi üzen bir olay yaşamadan bugüne geldik. Bunlar işte hep beraber bu kıymet verilen üniversitede sizin gibi çok kıymetli gençlerimizin katkısıyla oldu. Teşekkür ediyorum hepinize. Bir kere daha bu örnek çalışmanızdan dolayı sizi kutluyorum. Gelecek sene için çok iyi bir maya çaldınız. Şimdi bu maya tutacak. Gelecek sene yine aynı hızla tam gaz devam edeceğiz inşallah. Önemli bir iş başardınız. Belki daha sonradan belki anlayacaksınız bunu. Ben bir kez daha tabii sizleri tebrik ediyorum. En başta Atilla abimizin başlattığı bir projedir. Bu Haytürkçe konuşan projesi. Ardından Salim Akbaş abimiz devam ettirmiş ve en son olarak ben almış bulunmaktayım. Görevimizi yerine layığıyla getirmeye çalışıyoruz. Üniversitemize layık öğrenciler olmaya çalışıyoruz. Sağ ol. Sizin karşınızda bir işi başlattık ama bu işin sonucunu çok iyi bir şekilde getirmeye de emek gösterdik, çalıştık. Umuyorum ki çok iyi bir şekilde bu yılı bitirmek, yani bitirmişizdir sizin karşınızda. Buradaki bizim amacımız Türkçe öğretmek değil. Estağfurullah, bizim öyle bir niyetimiz yok. Bizim sadece onlara öğrendikleri Türkçeyi nasıl günlük hayatta konuşabilirler, nasıl daha iyi bir insan olabilirler, bunun adına biz elimizden geleni yapmaktayız. Bu da sizden öğrendiklerimizi onlara öğretiyoruz desek yalan olmaz. O yüzden sizlerin gösterdiği şefkate, sevgiye çok teşekkür ediyoruz. Bizi onurlandırdınız, gururlandırdınız. Burada olmaktan ben gerçekten gurur duyuyorum, onur duyuyorum. Arkadaşlarımla beraber sizin karşınızda olmak mutluluk verici. Teşekkür ederim hocam.